Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, insanın varlıklar içerisinde biricik varlık olduğunu biliyoruz. Bunu anlamakta hiç de zorlanmıyoruz. Biliyoruz ki insan kendi varlığı üzerine düşünen biricik varlıktır. Bütün varlıklar üzerine düşünen varlıktır. Tüm kainatı dikkatle öğrenmek isteyen, üzerinde düşünen, sonuçlara ulaşan biricik varlık. İslam'ın tanımıyla varlıkların en şereflisiydi. Ama bir de düşüncenin sonunda bir neticeye ulaşamazsa derin derin ızdıraplar çekerdi. Yer yer çıldırma sınırlarına gelirdi. Hatta intihar etmeyi tercih ederdi. Şöyle bir ızdırap vardı. Bu ızdırap yalnız insana özgüydü. Bu ızdırap düşünce ızdırabıydı. Hayatın ve ölümün üzerinde düşünme. Ama bir neticeye varamama. Dehlizlerden dehlizlere yürüme. Seraplardan seraplara koşma. Ama hep elleri boş dönme. Bütün çırpınışların anlamsız kalması. İşte tam bu noktada derin bir ızdırap başlardı. Bu sadece insana özgüydü. İnsan varoluşunu arayan biricik varlıktı. Şöyle bir çizgi insanı tatmin eder miydi? Şöyle bir hayat seyri insana anlamlı gelebilir miydi? İnsan önce tahsilini yapacaktı. Sonra kariyer sahibi olacaktı. Sonra da hayat standardını yükseltecekti. En sonunda da ölüp gidecekti. Veya şöyle bir hayat seyri olacaktı. Önce çalışacaktı. Sonra iyi bir iş sahibi olacaktı. Sonra hayat standardını yükseltecekti. Ve sonunda da ölecekti, toprak olacaktı, yok olup gidecekti. İnsan buna dayanabilir miydi? Bunu insan kabullenebilir miydi? Böyle bir hayatın diğer varlıklardan sahici bir fark olabilir miydi? Düşünen varlık, varoluş amacını arayandı. Arayışlarını derinden derine sürdürendi. Ya bir yol bulandı, hayatın anlamını yakalayandı ya da telef olup gidendi. Yani insan muhteşem varlıktı, orijinal varlıktı, biricik varlıktı. Biricik varlıktı ama aynı zamanda nice zaafları vardı, nice zayıf yanları vardı. Hatalar yapardı, yanlışlar yapardı. Hatta bazen yakandı, yıkandı, kaş yapayım derken bile nice gözler çıkarandı. Bir yanıyla zirvelere doğru yürüyendi, bir yanıyla uçurumların dibine kadar düşendi. Düştükçe düşebilirdi. Düşüşte en ileride olandı. Yükselişlerde de en ileri olandı. Potansiyel ne kadar yüksekti. Kabiliyetler ne kadar derindi. Cevheri sanki sınırsızlık arz ediyordu. Böyle bir varlığa bir şey söylemek kolay değildi. Bu seçkin varlığa ulu orta bir tutum takınmak olamazdı. Peygamber Efendimiz bu biricik varlığa ne kadar yumuşak yaklaşırdı. Onun kadifeden daha yumuşak bir kalp taşıdığını çok iyi bilirlerdi. Efendimizin insanın kalbine seslenişleri, kalbine dokunuşları bir kelebek kadar hafifti, zarifti, incelikliydi. Bir kere insanın iki dünyasını bilendi, insanı bilendi. İnsan için bütün varlığıyla çırpınandı, cümle insanlığı kalbiyle kucaklayandı. Ayet-i Kerime onun halini ifade ederken onlar Müslüman olmuyorlar diye kendini helak mı edeceksin buyuruluyordu. Peygamberimiz insanın hallerine ne kadar da engindi. Hiçbir insanı dışlamak gibi bir hal sergilemiyordu. İnsan yanlış yapabilirdi. Büyük yanlışlara da düşebilirdi. Peygamber Efendimiz düşeni kaldırandı. Asıl olansa düşeni kaldırmaktı. Fussilat suresinin 34 ve 35. ayetlerinde iyilik ve kötülük eşit değildir. Sen kötülüğü en güzel bir tarzda önlemeye çalış.
O zaman göreceksin ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan ve sıcak bir dost oluvermiştir. Bu mükemmel davranışı ancak sabredenler gösterebilir. Bu mertebeye ancak hayırdan yana büyük bir nasibi olanlar erişebilir buyuruluyor. Peygamber Efendimiz hataları düzeltirken son derece duyarlı olurlardı. İnsanın şahsiyetine asla kelam etmezlerdi. Sadece yanlışa işaret düşerlerdi. İncitmemeye özen gösterirlerdi. Daima hakikati dile getiriyordu. Hakikati dile getirirken kalplerde bir gölgelenme olmasın diye bir duyarlılık gösteriyordu. O incelikler peygamberiydi. O zarifler zarifiydi. Ona tabi olan bir ümmet vardı. Onun ümmetinden olabilme dileğiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.